Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar. Ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme artık, neye yarar? Doğuş TV ekranlarında izlemekte olduğunuz Edebiyat Durağı programından hepinize sevgiler, saygılar. Bugün kendisini anacağımız Necip Fazıl Kısakürek adlı edebiyat dünyamızın çok büyük ismi Beklenen adlı şiiriyle programımıza başladık. Umarım siz de bizlerin programını severek izleyip bekleyenlerdensinizdir. Efendim bugün Necip Fazıl Kısakürek'ten söz edeceğiz. O Cumhuriyet tarihinin en büyük şairlerinden, yazar, gazeteci ve İslami ideolog. Efendim kendisi Baki'den sonra ikinci Sultan-ı Şura, yani şairlerin sultanı ünvanına sahip. Ayrıyeten üstad ünvanıyla anılmakta. Kendisinin Necip Fazıl Kısakürek'in hayatına şöyle en baştan bir bakarsak, 1904 senesinde dünyaya gelmiş Maraşlı bir ailenin çocuğu. Kendisi doğduğu sıralarda babası hukuk okuyormuştu. Annesi de Girit taraflarından. Annesi de Girit taraflarından. Necip Fazıl Kısakürek'in büyük bir konakta dünyaya geliyor. Çemberlitaş'ta dedesine ait büyük bir konakta dünyaya geliyor. Dedesi nüfuslu bir insan Hilmi Efendi. 5 yaşında kız kardeşi Selma'nın ölümü üzerine annesi rahatsızlanıyor. Verem hastalığına yakalanıyor. Bunun üzerine bu konağı bırakıp Heybeliada'ya geçiyorlar. Taşınıyorlar. Kendisinin eğitimiyle babaannesi ve dedesi ilgileniyor annesinin rahatsız olması üzerine. Dede Hilmi Bey ona aklı evvelim diyor. Necip Fazıl Usta çok zeki, çok küçük yaşlarda dedesi tarafından eğitilmiş, 5 yaşındayken okuma yazmayı öğrenmiş, günlük gazeteleri okuyup çevresindekileri anlatabilecek kadar büyük bir idrakın içerisinde. Eğitimini tamamladıktan sonra, pardon, eğitimi tamam, daha okula eğitimine başlıyor, ilkokuldan sonra Bahriye Mektebi'nde okuyor. Orada kendisi Nazım Hikmet'le aynı okuldalar. Taban tabana fikirleri, dünya görüşleri zıt olan Necip Fazıl Kısakürek ile Nazım Hikmet arkadaşlar. Tamam, düşüncelerini farklı, edebiyat dünyasındaki yazımları farklı, üslupları farklı ama ölene kadar aralarında bir bağ var. Bahriye Lisesi'nde okurken, Bahriye Lisesi'nden mezun olduktan sonra felsefe eğitimi alıyor Necip Fazıl Kısakürek. Daha sonra da Paris'e gönderilip Şarbon'da felsefe eğitimi alıyor. İşte Paris'te ve döndükten sonra çok bohem bir hayat yaşıyor. Ve o yüzden de zaten bohem hayatı sonucunda uçlarda bir yaşam sürerken Paris'teki eğitimini tamamlayamıyor ve yurda geri dönüyor. Yurda döndükten sonra da bu bohem hayat devam ediyor. İlk şiirini yazdığında kendisi 17 yaşında.
ve nasıl şair oldun diye üstada sorulduğunda, annem hastaydı. Hastanede onu görmeye gittiğimde yanı başında genç bir kız yatıyordu. Komodinin de üzerinde siyah kaplı bir defter vardı. Annem onun şiir yazdığını, o defterin bir şiir defteri olduğunu söyledi ve ardından dedi ki, senin şair olmanı çok isterim. İşte ben de şair oldum diye devam eder. Şimdi efendim, onun hayatı iki bölüm halinde. Uçarı bir hayat, kumar tutkusu, tamam, edebi yönden, edebi sanatlar açısından başarısını ilk günden göstermiş. Ama hayata bakış olarak hayatını ikiye ayırmış Necip Fazıl Kısagürek. Seyit Abdülhak Arvasi ile tanıştıktan sonra hayatı tamamen değişmiş. Şimdi kendisi daha Deniz Harp Okulu'ndayken, yani lisedeyken, 17 yaşındayken şiir yazmaya başlamış. Ve o yıllarda, lise yıllarında kendi el yazısıyla, kendi yazarak Nihal adında haftalık bir dergi çıkartmışlar. Daha sonra 1921'de İstanbul Üniversitesi, yani o zamanki Darülfünun'da felsefe eğitimi görmüş. Burada da işte Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Haşim, Yakup Kadri Kara Osman gibi ünlü edebiyatçılarla tanışmış. Ve Yakup Kadri ve arkadaşlarının çıkartmış olduğu yeni mecmuada şiirleri yayınlanmaya başlamış. 1924 yılında o Paris'e gidip uçarı bohem bir hayat sürmesi aslında açılan bir yarışmada başarı göstererek bu hakkı elde edip Paris'e gitmiştir. Ve orada MEB'in açtığı, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı yarışma sonucu Paris'e gitmiş. İşte orada kumarı olan tutkusu, uçlarda yaşaması, velhasıl eğitimini tamamlayamadan yurda dönmüş. 1925'te, yani bu yurda döndükten sonra kendisi Örümcek Ağı adlı 1925 yılında ilk şiir kitabını çıkartmış. 1928'de de ikinci şiir kitabı Kaldırımlar yayınlanmış. Kaldırımlar adlı şiiriyle aslında Necip Fazıl Kısakürek 2-3 nesil, 2-3 nesilin ezbere bildiği Kaldırımlar şiiriyle yıldızı çok parlamış. Yani edebiyat dünyasına erken adım atmış ama erken yaşlarda da şöhreti yakalamış. Kaldırımlar şiirini okuyacağız tabii ki. Çünkü onunla bütünleşen bir şiir. Kaldırımlar şiirini kendisi yazdıktan sonra ve kitabı yayımlandıktan sonra askere gitmiş. Yani anlayın, gencecik bir daha delikanlı o zamanlarda. Şimdi şiirlerinden tabii ki bahsedeceğiz ama en önemli şiiri Kaldırımlar şiiri. Önce bir onu okuyalım. Aslında bu Kaldırımlar şiiri ile Otel Odaları adlı şiiri Paris'teki yıllarını anlatır bir şiirdir. Okuduğunuz zaman o dönemleri anlattığını göreceksiniz. Bir de Necip Fazıl Kısakürek'in çok güzel bir şiir yazma dışında çok güzel bir tasvir yeteneği var. Yani onun yazdıklarını okuduğunuz zaman, bir şeyi anlattığı vakit siz onu görmüş gibi tahayyül edebilirsiniz. Kaldırımları okuyalım önce. Ve bu Kaldırımlar 1924 yılında yayınlanıp ikinci şiir kitabı olarak çıktığında kendisi daha 27 yaşlarında filan, öyle. Sokaktayım.
kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa sapan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar, biri benim, bir de serseri kaldırımlar, ikisi de cin gibi iki yoldaş uyanık. İçimde damla damla korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başı kesilmiş devler, üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur, kıvrılan bir lisandır. Kaldırımlar içimde çok özür dilerim. Çok karışık oldu. Bu şiiri bazı satırlarını atlayarak söyledim. Bir yanlışlık oldu. Çok affedersiniz. Hoşgörünüze sığınıyorum. Şiiri baştan alayım mı, geçelim mi bilemedim ama Kaldırımlar şiiri 3 kısım halinde yayınlanmıştır. 1-2-3 olarak yayınlanmıştır. Çok uzun bir şiirdir ve Paris'te yaşadığı yılların izlerini taşır. Elimde bir tane gazete küpürü var. Bu elimde gördüğünüz gazete küpürü 1983, yani onun öldüğü sene 10 Nisan Pazar gününe ait bir küpür. Ahmet Kabaklı adlı gazeteci, onunla sohbetlerini Tefrika gibi 9 bölümde yayınlamış. Bu son bölümünden bir kesip benim sakladığım bir küpür. Orada işte onun şiirlerinden söz ederken o da aynı şeyi söylemiş. Kaldırımlar ve otel odaları gibi şiirleri onun gençlik günlerinden, kısmen de Paris'teki başıboş bohem zamanından yadigardır demiş. Bir de Otel Odaları adlı bir şiiri var. Kendisi Paris'te kaldığı zaman, sanıyoruz yani çoğu insan öyle düşünüyor, kaldığı odayı tasvir ettiği Otel Odaları adlı şiirini sizlere okumak istiyorum. Ve orada çok parasızlık çekmiş, Marsilya'da özellikle kaldığı bir otel var. O oteli anlatıyor büyük ihtimalle. Bir merhamettir yanan daracık odaların isli lambalarında, isli lambalarında. Gelip geçen her yüzden gizli bir akis kalmış küflü aynaların, küflü aynalarında. Atılan elbiseler boğazlanmış bir adam kırık masalarında, kırık masalarında. Bir sırrı sürüklüyor terlikler kıpır kıpır izbe sofralarında, izbe sofralarında. Atıyor sızların, atıyor sızıların çıplak duvarda nabzı çivi yaralarında, çivi yaralarında. Kulak verin, kulak verin ki zaman tahtayı kemiriyor tavan aralarında, tavan aralarında. Ağlayın aşinasız sessiz can verenlere otel odalarında, otel odalarında. Şiirin bu lezzetli bölümünden bir kısım okumuş olduk şimdi sizlere. Nazım Hikmet'le aralarındaki ilişkiden bahsetmiştik. Nazım Hikmet'le daha Bahriye Mektebi'ndeyken işte arkadaşlar, o zamanlarda hocaları Yahya Kemal Beyatlı. Yahya Kemal Beyatlı'yla
Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım arasındaki hissi münasebetin dedikodulara sebebiyet vermesi, bu dedikodular üzerine okula gelmemesi, hoca olarak Yahya Kemal'in bir süre okula gelmemesi üzerine bir müddet sonra Yahya Kemal okula geldiğinde Necip Fazıl, hocam bütün arkadaşlarımız size geçmiş olsun diliyorlar. Siz hastaymışsınız, bir kibrit alevinden tutuşup yanmışsınız diye yarı alaylı, yarı imalı konuşmalar yapılması üzerine Yahya Kemal buna çok sinirleniyor. Nazım Hikmet bu şekilde ilk kez annesiyle hocası arasındaki münasebetin farkına varıyor ve o zamanlar ceza yöntemi olan tahtadan böyle bir dolap, Kodes adı verilen, Yahya Kemal Bayatlı hocası olarak Necip Fazıl Kısaküre'yi bu Kodes'e kapatıyor ceza olarak. Yani aslında böyle bir muzip, dik başlı, hatta o ikinci hayatın ikinci bölümüne geçmeden önce de fazla kibirli bir şahsiyet Yahya Kemal Bayatlı. Ay pardon, Necip Fazıl Kısakürek. O zaman da hani hocasına böyle kafa tutmuş falan filan. Efendim, şimdi şiirlerinden okumadan önce ben önemli bir noktaya daha gelmek istiyorum. Hani onun hayatının öncesi ve sonrası diye verdiği, özellikle de O ve Ben adlı kitabında uzun uzun anlattığı Arvasi, Abdülhakim Arvasi ile 1934 senesinde tanıştıktan sonra Necip Fazıl Kısaküre'nin hayatı tamamen değişiyor. Türk milli kültürüne ve İslamiyet'e olan katkısı, insanların bilinçlenmesi bu zatla tanışmasından sonra oluyor. Ardından Yeni Doğu adlı bir gazete çıkartıyor. Yeni Doğu gazetesi. Evet. O zamana kadarki ilk İslami gazete bu. Yeni Doğu mu, Yakın Doğu mu, onu yanlış söylemek istemedim de çok özür diliyorum. Büyük Doğu, doğru. Büyük Doğu dergisi çıkartıyor. Ve bu İslamiyet'i anlatarak özellikle gençlerin bilinçlenmesi açısından arkasından çok büyük kitleleri sürüklenmesine sebep olacak bir dergi. Ancak bu dergide yayımladıkları bazı yazılar yüzünden dergi kapatılıyor ve birkaç kez üstad hapse giriyor. Hatta dergi eşinin üzerine olduğu için eşiyle beraber tutuklanıp hapis yatıyor. Her bulunduğu alanda, her bulunduğu yer, her bulunduğu alan onun için bir malzeme. Çünkü o duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla, edebiyat yoluyla aktarım yapıyor. Onun içinde var. Zaten o keskin zekası ve güzel söylemleri, kaleminin güçlülüğüyle her dava bir beraatı, her beraatta bir davayı beraberinde getiriyor. Kendini savunmasını bilen, konuşmaları çok tesirli bir zat. Üstad. Efendim, ben buradan nereye gelmek istemiştim? Evet, bulunduğu her şartı edebiyata katkı sağlayacak şekilde aktarım yapmış. Samimi, içten bir şekilde. Ve hapishanede kaldığı zaman
oğlum Mehmet'e zindandan Mehmet'e mektup olması lazım. Bu şiirini yazmış. Onu okumak istiyorum ben size. Bugün bir dağınıklık var. Lütfen beni hoş görmenizi rica ediyorum. Eminim gerçi hoş görünüzden ama arada bir kelimeler kayıyor. Kusura bakmayın. Zindandan Mehmet'e mektup. Tutuklu kaldığı bir dönemde hapishanede yazdığı bir şiir. Zindan iki gece, zindan iki hece Mehmet'im. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu bir uzun yol, tuğla döşeli, kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yolda tutuktur hapse düşeli, git ve gel yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde, akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde, düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan çıkar mı, tabut mu? Bir idamlık Ali asıldı. Kaydına düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu bükük ve sefil. Bahçeye diktiği 3-5 karanfil. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat. Çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz yazısız pulsuz dilekçem, anlamaz ruhuma geçti bilekçem. Saat 5 dedi mi yırtıcı zil, sayım var Malta'da sıraya dizil. Tek yekün içinde yazıl ve çizil, insanlar zindanda bir kemiyet, urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtulmuş ki bıçak, nara ki tokat, zift dolu gözlerinde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yününde şefkat, beni kimseler okşamaz madem, öp beni alnımdan, sen öp seccadem. Çaycı getir, çaycı getir ilaç kokulu çaydan, dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan, karıştır çayını zaman erisin, köpük köpük duman duman erisin. Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demir de muhali kemir. Ne gelir ki elden kader bu emir. Garip pencerecik, küçük daracık, dünya kapalı, Allah'a açık. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebet bizimdir. Efendim, bu Büyük Doğu Dergisi onun fikir zirvesinin kaleme dökülüşüdür. İslami kesimin bilinçlenmesinde büyük rolü olan bir fikir mücadelesidir. Sıradan bir dergi değildir. Onun aynı zamanda Necip Fazıl Kısakürek bir oyun yazarı. Hatta ona
Türkiye'nin Shakespeare'ı diye bir yakıştırma yapılmış. Birçok eseri Muhsin, özellikle Muhsin Ertuğrul tarafından sahneye konmuş. Bir adam yaratmak, kaç tane daha var? Bakın onlardan ben biraz söz etmek istiyorum sizlere. Gazete yazıları, manzumları, en son hatta ölümüne yakın basın hatıralarını yazar 1975'te. Yani inanın eserlerini şöyle toparladığınız zaman liste o kadar uzun ki sonunu getiremezsiniz. Ben not almak için onun eserlerini not almak istedim. İki sayfa oldu bıraktım. O kadar çok, çünkü kitapları var ve kitaplarının mesela birkaç tanesini seri olarak yazmış. 4-5 tane seri olarak yazmış. O ve Ben adlı kitabında kendisinin Arvasi ile, yani hayatında en çok etkilendiği Arvasi ile tanışmasını uzun uzun anlatmış. Bir otobiyografi kitabı zaten. O ve Ben kitabı. Bir otobiyografi tarzında küçüklüğünden bahsetmiş. Fakat çok geçmişine dokunmak istememiş. Yani anılarını anlatmış. Keşke o bölümler biraz daha uzun olsaymış. Çok keyifli. Özellikle dedesi Hilmi Bey'i anlattığı satırları çok güzel. İnsanın öyle bir dedesi olsun istiyor. Vicdan azabını mesela, ilk vicdan azabım dediği olay var. Kız kardeşi Selma ile ilgili. Onu anlatmış. Ama büyük bir çoğunluğu hayatım iki bölümdür dediği ve ikinci bölümünün başlangıcı olan Seyit Abdülhakim Arvasi'ye ayırmış. İşte ondan aldığı feyizler, onunla tanışması, onu ilk görmesi falan filan. Eserlerinde dediğim gibi, yani bir yandan gazete, bir yandan dergiler, düşüncelerini, manzum yazılarını ele aldığı kitapları, bütün insani değerleri ayrı ayrı uzun uzun anlatmış. Aslında o bir kültürel miras bırakmak istemiş. Gençliği uyarıcı ve irşat edici yazılar yazmış ve vicdan üzerine de çok durmuş. Vicdan, kötü bir işin en gizli şahididir diye tanımlamış vicdanı. Ölümünden sonra da 2013 senesinde de Vicdan Hareketi Necip Fazıl İdrak Programı ve merhamet vurgusuyla bir program hazırlayan Nuray Oğuzhan Özmen orada Necip Fazıl'ı uzun uzun anlatırken en çok vicdan konusundaki yazılarına yer vermiş. Çünkü Necip Fazıl Kısaküre'nin Reis Bey adlında bir kitabı var. Hatta 3 bölümlük bir dizi olarak çekilmiş. Çok oraya izleyenler tarafından tekrar yayınlanması konusunda çok istek gitmiş. Daha sonra bir film olarak çekilmiş. O da haksız yere mahkum edilen bir kişinin hayatını anlatıyor. Yani vicdan muhasebesi dediğimiz o. Vicdan konusunda söylediği
sözlerin en önemlisi diyor ki, öyle vicdan taşıyıcıları vardır ki zahirlerinde hakkın hizmetindeyim etiketi asılı olduğu halde görünürde hak benim hizmetimde levhası asılıdır. Açıktadır İslam, herkese meydan, imansa gizlidir, yuvası vicdan der. İlk vicdan azabım dediği O ve Ben kitabında kız kardeşi Selma'dan bahseder. Bu benim ilk vicdan azabımdır der. İşte dede Necip Fazıl Usta'da çok önem veriyor. Aklı evvelim diye ona hitap ediyor. Onun eğitimiyle ilgileniyor. Hele böyle geri dönüşleri gördüğü zaman onu bir övünme vesilesi, gurur duyma vesilesi yapıyor. O aralar 4-5 yaşında, 5 yaşındaki kız kardeşi Selma bir gün abisinin yanına yaklaşıyor ve onun ağzından dinleyelim. Dedesi bir altın veriyor şeye, üstada. Altın para veriyor. İşte kız kardeşi yanına geliyor ve ona diyor ki, abi bak elimdeki elmayı sana vereyim. Bu elma biraz ısırılmış, ziyan yok değil mi? Sen de bana bir süreliğine elindeki çeyreği ver diyor. Ben de çeyreği ona verdim fakat elmayı da alma gafletine düştüm. Sonra ne kadar çok dövündüğümü hatırlıyorum. Ah niçin lira çeyreğini verdim de hafifçe ısırılmış elmayı kendinde bırakmadım. İşte niçin o da senin olsun diyemedim. Benim dövündüğüm hayatımın ilk büyük vicdan azabı budur diye anlatır. Konular o kadar çok ki belki daldan dala atlıyor gibi görünüyorum ama bir şey başka bir şeyi çağrıştırıyor. Velhasıl oradan oraya giriyorum. Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi'den tanıştıktan sonra bir yıl çok zor zamanlar geçiriyor. İşte muhakeme, bazı şeyleri hazmetme, yeni bir hayatı, düşünce, fikir hayatını halinde, hareketinde yeniden inşa etme dönemini çile olarak anlatıyor. Ve çile adında sonradan yazılmış bir, iki, üç olarak Çile adlı kitabı vardır. Çile adında şiiri de şöyle bir kısacık okumak istiyorum size. 1934 senesinde ki dönemini anlatıyor. 1934 senesindeki buhranlı dönemini anlattığı Çile kitabındaki Çile şiirinden küçük bir bölüm okumak istiyorum size. Bilmezdim iş bütünde bir ömür derdim bitmez. Bir yuvarlak üstünde git git giderim bitmez. Bir deli kafacıktım, sonsuzluğa acıktım. Farz et denize çıktım, su biter derdim bitmez. ...1935'te yaşadığı derin fikir buhranının ardından Çile dönemlerini anlatmanın dışında Tohum adlı bir tiyatro eseri yazar. Ve İslamcılık ve Türklük vurgusunun ön planda olduğu eser Muhsin Ertuğrul tarafından İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sergilenir. Sanat çevresinden çok büyük ilgi görmesine rağmen halk tarafından herhangi bir rağbet görmez, pek rağbet görmez. Ancak ardından 1937 senesinde, yani 2 yıl sonra Bir Adam Yaratmak adlı piyesi, demin bahsettiğim
televizyonda dizi olarak 3 bölümü yayınlanmıştı. Sonra filmi çekildi. O oyunun Bir Adam Yaratmak adlı piyesi ilk defa 1937 ve 38 senelerinde İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Muhsin Ertuğrul tarafından sahneye konduğunda çok ilgi gördü ve üstadın ününü çok genişletti. Onu zirveye taşıdığı oyunlarından, oyun yazılarından biridir. Bu eser insanın ve aklın güçsüzlüğünü ortaya koymakta ve pozitivizmi, kuru akılcılığı reddetmektedir. Kendisi yeni düşünce örgüsünde, daha önceden de aslında özellikle lise yıllarında tasavvufla ilgilenmiş ama Arvasi'den sonraki dönemde din, tasavvuf ve mistizm üzerine şiirler yazmaya artık başlamış. Kaldırımları ve otel odalarını bir kenara koymuş. Yeni dünyasında ölüm temalı, daha çok ölüm temalarını işlediği tasavvufi ve mistik eksende şiirler yazmış, yazılar yazmış. Ve fikir mücadelesini hep kaleminde kullanmış. Yaşamı boyunca birbirlerine fikren ters düşen Necip Fazıl'la Nazım Hikmet arasındaki o bir hapishane ziyareti vardır. O çok edebiyat alanında bilindik bir ziyarettir. Onu söz etmek istiyorum size. Onlar aslında çok iyi arkadaşlardır. Ama fikirleri farklıdır, o ayrı mesele. Nazım Hikmet Sultanahmet hapishanesinde yatarken onu ziyarete Necip Fazıl Kısakürek gider. Ve ona der ki, Nazım'ım, benim rejimim olsa seni asardım. Ancak bu hiçlik rejiminde milli şef dönemi fikirsiz ve imansız. Bu insanların seni süründürmesinden müteessirim. Onun için ziyaretine geldim. Bunun üzerine Nazım ona der ki, eğer bu benim rejimim olsaydı ben de seni asardım. Sonra da dar ağacının başında oturur ağlardım. Seni anlıyorum. Bil ki bu soylu tarafın ve edebiyattaki en eski olmanın takdircisi olarak daima kalacağım. Bir röportajında bir gazeteci işte yarı alayvari biçimde Nazım Hikmet hakkında atıp tutarak Necip Fazıl Kısakürek'e bazı sözlerde bulunur. Bunun üzerine Necip Fazıl çok sinirlenir. Der ki ona, yahu sen ne diyorsun? Ben sağcıymışım, Nazım solcuymuş. Biz birbirimizin düşmanıymışız. Yok daha neler neler. Biz arkadaşız. Biz siyaset tartışır, akşam olunca da Beyoğlu'nda bir arada kol kola gezeriz diye gazeteciye cevabı yapıştırmış. Onun dünyavi görüşleri içerisinde de bazı irşat olacak şekilde onun dünyevi ve mistik olarak düşüncelerini dillendirdiği şiirleri dışında yazıları ve güzel sözleri vardır. Mesela adamlık cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesidir der. Geminin tek kaptanı olur, gerisi mürettebattır. Kalbin de tek sahibi olur, gerisi teferruattır der. Bir de sevgi konusunda söylediği der ki, sevdiğini belli et. Gizlemek
başkalarına fırsat vermektir. Ama sevgi hissini israf etme, idareli kullan. Kim ne kadar sevilmeye layıksa o kadar onu sevmeli der. Gençliğe çok üzülür ve gençliğin özünü kaybettiğini, özünü kaybetmesinin sebebinin özenti olduğuna sürekli vurgu yapar. Türk gençliği özene özünü yitirdi der. Hatta burada biraz daha ileri giderek Türk gençliğine bakarak der ki, arsızlığa cesaret, zinaya aşk dediler. Bir neslin ahlakını işte böyle yediler. O kendisini şöyle tarif ediyor. Ben küfrü faka bastıran adamım der. Ağlayabilseydiniz siz de anlardınız. Bir de affedileceğine güvenip günah işlemeyin. Allah'ın affedileceğine güvenip günah işlemeyin. Kula, insana da sizi hoş görür, bağışlar, affeder diye düşünüp hata yapmayın der. Çünkü af var diye işlenen suçtan vicdan burkulur. Affı sigortalayan hayasızdan korkulur der. Şimdi bir kadın üzerine yazdığı bir şiiri var. Onu okumak istiyorum size. Onun için kadın şöyle. Kalıp değil bir fikir. Elmas sorguçlu fakir. Açıkta sırrı bakir. Kadın. Çölde kaçan bir serap, yönü kementli mihrap, madeni son ıstırap, kadın. Dipsiz hasrete tuzak, en yakınken en uzak, tadı zehirde erzak, kadın. Bakalım. Şimdi onun Kaldırımlar şiirini okuduk, evet. Onda yön yön sarılmışım ne yana baksam. Sarılan olur da saran olmaz mı? Kim bu yüzü çizen sanatkar ressam? Gelip de aynaya bakan olmaz mı? Bir parçacığım ben, bütüne hasret. Zaman döne dursun, o güne hasret. Ruhumsa zamanın üstüne hasret, ebediyen boyu bir an olmaz mı? Ebediyet boyu bir an olmaz mı? Kendisi aynı zamanda edebiyat dünyasında aynalar üzerine en güzel şiiri yazmış şairdir. Sultanlar şairi. Onun Aynalar şiiri çok meşhurdur. Aynalar. Ben Aynalar şiirini hemen bulana kadar onu nasıl geçtim ki? Affedersiniz. Acaba onu bulana kadar başka bir şiirini mi okusak derdi. Affedersiniz. Aynalar, aynalar bakmayın yüzüme dik dik. İşte yakalandık, kelepçelendik. Çıktınız umulmaz anda karşıma. Başımın tokmağı indi başıma. Suratımda her suç bir ayrı imza. Benmişim kendime en büyük ceza. Ey dipsiz berraklık, ulvi mahkeme, acı hapsettiğin sefil gölgeme.
Nur topu günlerin kanına girdim. Kutsi emaneti yedim bitirdim. Doğmaz güneşlere bağlandı vade. Dişlerinde köpek, nefsin irade. Günah, günah hasat yerine damat. Günah, günah hasat yerine demet. Merhamet et. Suçumdan aşkın merhamet et. Olur mu dünyaya indirsem kepenk, gözyaşı döksem Nuh tufanına denk. Çıkamam aynalar, aynalar zindan. Bakamam aynada, aynada vicdan. Beni beklemeyin, o bir hevesti. Gelemem aynalar, yolumu kesti. Onun Tohum adlı şiiri var aynı şekilde. Bir de öyle bir durumu var yani şiiriyle kitabının adı veya aynı isimde hem oyun yazmış hem şiir yazmış, öyle durumlar var. Hani Tohum adında bir tiyatro oyunu yazmıştı. Bir de Tohum adında şiiri var. Hep bunlar aslında gerçekten çok hikmetli sözler içinde barındıran şiirler. Tohum saç. Bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan, koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Eski çınar gibi Noel ağacı, dağlarda iğreti yaprak utansın. Ustada kalırsa bir öküz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Ölümden ileride varış dediğin, geride ne varsa bırak utansın. Ey bin bir tane de solmayan tek renk, bayraklaşamıyorsan bayrak utansın. Annesi çok küçük yaşlarda ölmüş ve o bunu arzu ederdi diye şair oldum der üstad. Annesi için yazdığı bir şiir var, onu okumak istiyorum sizlere. Ak saçlı başını alıp eline, kara hülyalara dal anneciğim. O titrek kalbini bahtın yeline, bir tüy gibi sal anneciğim. Sanma bir gün geçer bu karanlıklar, gecenin ardında yine gece var. Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar, yaşlı gözlerinle kal anneciğim. Gözlerinde aksi bir derin için, kanadın yayılmış çırpınmak için, bu kış yolculuk var diyorsa için, beni de beraber al anneciğim. Anne, çocuk, annesi gül koklasa, ağzı gül kokan çocuk, ağaç içinde ağaç geliştiren tomurcuk. Çocukta uçurtmayla göğe çıkmaya gayret, karıncaya göz atsa niçin, nasıl ve hayret. Fatihlik nimetinden yüzü bir nurlu mühür, biz akıl tutsayız çocuktur ki asıl hür. Allah diyor ki geçti gazabımı rahmetim, bir merhamet heykeli mahzun bakışlı yetim. Bugün ağla çocuğum, yarın ağlayamazsın. Şimdi anladığını sonra anlayamazsın. Bu şiiri 1924'te yazmış. 27-28 yaşındayken. Okumak istediğim iki şiiri daha kaldı. Bir konudan daha bahsedip o iki şiiri de okuyup programı kapatacağız.
Sahte Kahramanlar adlı kitabında vurgu yaptığı bir konu vardır. 1973 yılında yayınlanmış Sahte Kahramanlar adlı kitabındaki bir dize çok manidar. Bize kalan aziz borç asırlık zamanlardan, tarihi temizlemek sahte kahramanlardan. Genç adam düşün. Hiçbir kaptan haritadan, hiçbir şoför kilometre işaretlerinden, hiçbir doktor röntgen camından şüphe etmez. Fakat sen Tanzimat'tan bu yana önüne sürülen bilgi ve hakikat unsurlarından şüphe edebilirsin. İlimde bile dolandırıldın. Bunu düşün. İnsan başını sıçan kafasından ayıran tek özellik, ha tüfeği olmayan asker, ha öfkesi olmayan fikir. Bu başlıkla Büyük Doğu Gazetesi'nde, dergisinde 1952 yılında yazdığı yazısı var. Zaten bu yazıdan sonra da mahkum edilmiş, ceza almış yani. Ki bunda ne var? Öfkesiz bir fikir ne kadar acıklı bir manzaraysa, fikirsiz öfke de o nispette merhamete layık bir levha. Ruhi etkilerini herhangi bir görüş sistemine döndüremeyen, rastgele bağıran, çağıran, kıran, döken, tepinen, dövünen bünyelere haklı olarak hasta der geçeriz. Dergisi de bir ara bir hadis-i şerif ve derginin kapağında yayımlamış. Arkasından gericilikle suçlanarak ceza alıp hapis yatmıştır. Ama kısa bir süre yatmıştır. Çünkü onun davalarında savunmaları o kadar güzel, o kadar hazır cevap ve zekice, keskin zekasıyla o kadar zekicedir ki davaları, beratlarını, beratları da yeni davalarını doğurur. Hatta şöyle bir durum var. Yakalanıyor, suçlanıyor, mahkemeye çıkarılıyor. Hakim ona diyor ki, bir daha seni karşımda görmek istemiyorum diyor. Bunun üzerine Necip Fazıl, efendim görevinizden istifa mı ediyorsunuz der. Öyle hazır cevap sözleri çok fazladır. Onlardan hatta eğer izlediyseniz veya izlerseniz internette sadece bu hazır cevaplıkları ve hikmetli sözleriyle bugünkü tabirle kapak etmek konusunu tek başına program yapıldığı birkaç tane yayın var. Bu akşam o kadar durgun ki sular, gömül benim gibi keder ediyor. İçinde maziden kalma duygular, ağla geri gelmez o günler diyor. Ey gönül, gidenden ümidini kes. Kaçan bir hayale benziyor herkes. Sanki kulağıma gaipten bir ses, buluşmalar kaldı mahşere diyor. Enginden engine koşarken rüzgar, bende bir yolculuk heyecanı var. Yattığım kayaya çarpan dalgalar, çıkıver bir sonsuz sefere diyor. Cumhuriyet sonrası Türk İslam düşüncesinin taşıyıcısı olan şair, Türk İslam düşüncesinin dava soluğunu üfleyen, o zamanın gençlerinin üstad sıfatına layık gördüğü ve hala üstad denildiği zaman akla gelen isim olan Necip Fazıl Kısakürek, bir insan ömründen daha fazlasını yaşamına sığdırmış. Ve ardından milyonları sürüklemeyi başarmış. Üstadın eserleri Türkçe dersi
niteliğinde. Zaten uzun bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokullarda ders kitabı olarak okutulmuştur bazı kitapları. Aile nereden geldiğiniz de çok önemli. Kendisi, babası uzun süre Gebze Savcılığı ve Kadıköy Hakimliği yapmış. Dedesi de çok nüfuslu bir insan. Divan şiirlerine çok meraklıymıştı. İşte daha 7-8 yaşında bile olmadan, yani o yaşlardayken dede Hilmi Bey Necip Bey'e, Necip Fazıl Bey'e, böyle söylemek çok resmi oldu, üstada Fuzuli'nin divanını okurmuştu. Şimdi ben artık sona doğru evet geliyorum. Şöyle bir şey, O ve Ben adlı kitabında hayatını işte iki bölüme ayırdığını, ondan öncesi, ondan sonrası diye tanımladığı Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Üç Işık tam adıyla kişiden aldığı feyizler ve onu ilk görmesi, ilk tanışması, ondaki duygu ve düşünce ve akıl gözünün açıldığını kendi tabiriyle görmesini uzun uzun çok güzel bir durumda anlatır. Ve der ki, ben işte ilk onu gördüğümde işte bir kalabalık toplulukta gördüm. Daha sonra yanına gittiğim zaman çok Arvasi hürmetle bana davrandı ve ben Erenköy'de oturuyorum, oraya gelebilirsiniz dedi. Bu beni ziyadesiyle memnun etti. Ben kısa kısa anlatıyorum. Ve bunun üzerine kitapta da eğer okumak isterseniz O ve Ben'de 88. sayfayla 99. sayfa arasında bu olayları bütün olarak anlatıyor. Daha sonra diyor, ben onun evine gitmeye karar verdim. Ve arkadaşımla birlikte Abdülhakim Arvasi'nin evine, Erenköy'de evine gitmeye başladım. Şimdi öylesine güzel anlatıyor ki, yolu, tasvirleri o kadar güzel ki, siz sanki bu anlattığı yeri okusanız, gittiğinizde o söylenilen adresi elinizle koymuş gibi bulursunuz. İşte yokuştan Pierre Loti'ye çıktım falan filan uzun uzun anlatıyor. Neyse, velhasıl arkadaşıyla birlikte Arvasi'nin olduğu eve geliyorlar. Daha önce orası bir tekkeymiş. Onu şeyh mi demem lazım, nasıl diyeceğim bilemedim, Seyit mi diyelim artık. Seyit'in bir yakını karşılıyor onları ve yanlarını karşılıyor. Onlarla önce bir sohbet ediyor. Necip Fazıl'a diyor, siz ne iş yaparsınız? İşte diyor, ben muharir ve şairim ama bankacılık yapıyorum aynı zamanda. Bu arada kendisinin meslek olarak bankacıdır. Uzun yıllar Türkiye İş Bankası'nda, tabi burası reklama girmiyordur umarım, bir bankada bankacılık yapmıştır, bankada çalışmıştır. Peki diyor, arkadaşınız diyor, arkadaşım diyor, meşhur Abidin Bey'in, mesnevi yazarı Abidin Bey'in torunudur diyor. O da diyor ressamdır diyor. İşe bakın ki yine düşünce olarak taban tabana zıt olarak Seyit Abdülhakim Arvasi'yi görmeye Abidin Dino ile beraber gidiyorlar. Abidin Dino da çok etkileniyor orada. İşte o konuşmalardan, fikirlerden çok etkileniyor. Biz diyor, ne kadar orada kaldığımızı bilmiyorum. Çıktık, Eyüp
vapuruna binene kadar hiç konuşmadık. Fakat böyle üzerimize çok değişik bir tesir altındaydık. Ben ona dedim ki, hatta burada şöyle bir benzetme yapıyor kendisi. Sanki bir çiçeğin klorofil gibi biçim değiştirdiği gibi bizim de ruh halimiz o şekilde biçim değiştirmişti. Artık işte şeye bindik, gemiye bindik beraber Abidin Dino'dan. Ben ona dedim ki nasıl? Nasıl? O da şu şekildeydi. Bu müthiş bir ermiş. Sus. Sadece sus. Tekrar ne düşünüyorsun diye sorduğumda çok etkilendim der Abidin Dino. Bu müthiş bir eren der. Ancak onun yolunda Abidin Dino bir müddet sonra hani kendini kaptırmaz mı diyelim artık veya yolunu çevirir mi diyelim, nasıl diyelim. Ama Necip Fazıl Usta 9 yıl boyunca bu Erenköy'deki Pierre Loti yokuşunun olduğu yerdeki Arvasi'nin evine sürekli bir talebe gibi gider gelir. Ve der ki ben onunla tanıştıktan sonra kendimi sorguladım. Nereden geldiğimi, nereye gittiğimi, mana alemini bunları sorguladım ve dünyavi lezzetlerin önemli olmadığını gördüm der. Son bir şiir okuyup programı kapatıyorum artık. O şiirde de gene kendisine ait sevilen bir şiir. Geceye şiir. Kalbim bir çiçektir, gündüzler ölgün. Gelin, gelin onu açın geceler. Beni yad edermiş gibi bütün gün ölüm kulağımda çın çın geceler. Geceler çekmeyin benim için hüzün. Gelin siz ruhumu tenimden süzün. Bırakın naaşımı yerde gündüzün. Gölgemi alın da kaçın geceler. 25 Mayıs 1983 tarihinde Üstad hayata gözlerini kapadı. Ve ölmeden önceki son sözleri demek ki böyle ölünüyormuş oldu. Boşluk bırakmadan boşlukları doldurdu. Mekanı cennet olsun. Kendisi Arvasi'nin evine gidiş gelişlerini tam 9 yıl boyunca öyle anlatır ki gitseniz sanki o evi böyle elinizde koymuş gibi bulursunuz. Beyninizden yol manzaralarını görürsünüz. O Pierre Loti'ye çıkan yokuş ve Eyüp mezarlığı ve o yol kenarında o toprağın altında gömülüşü. Bu bir tevafuk değil. Yani Üstadın mezarı her zaman geçip gittiği Eyüp mezarlığında yol kenarındadır. Bu bir vasiyet değil zaten. Çünkü tek bir vasiyette bulunmuş öldüğü zaman beni İslami kurallara göre gömün demiş. Fakat orada yatması, o yol kenarında, Eyüp mezarlığında yol kenarında yatması, hani Pierre Loti'nin az aşağısında bir tavafuk, Rabbimin bir rahmeti diye düşünüyorum ben. Ona sanatına kıyan geri adam dediler. Bu etiketi yapıştırdıklarında o böyle anılmak pahasına bildiğinden bir milim geri dönmedi. Ve boşluk bırakmadan boşlukları doldurdu. Tasavvufa yönelip hayatını yeniden şekillendirdiği, eski hayatını ona hatırlatanlara da çok güzel cevap verip yeni yolda iman hakikatleriyle yürüyüp
İslamiyet'i yüceltip gençleri gençlere iman hakikatlerini anlattı. İşte onun bu durumunu gerici olarak böyle yaftalayanlar olduğu gibi bir gün bir gazeteci işte ona der ki işte siz eskiden böyle değildiniz, sizin şu şu şiirleriniz vardı, eskiden böyle düşünmüyordunuz der. O da der ki onlara, benim eski hayatım bir çöplüktü. Çöplüğü karıştırmak köpeklerin işidir. Böyle cevap verir. Gideriz, nur yolu izle gideriz. Taş bağırda sular dizde gideriz. Bir gün olur, akşam olur, biz de gideriz. Kalır dudaklarda bizim şarkımız. Efendim bugün Sultan-ı Şura Şairlerin Sultanı Üstad Faruk Necip Fazıl Kısaküre'yi dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Emsalleri çok olsun. Türk edebiyatına, Cumhuriyet tarihinde sanata yaptığı hizmetlerinden dolayı ona minnet borçluyuz. Bir sonraki programda görüşünceye kadar hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.